Şimdi bugün özellikle Birinci Dünya Savaşı şartlarını, Kurtuluş Savaşı şartlarını hissedeceğiz. Tabii iki mevzu da çok uzun mevzular, çok geniş mevzular. Dolayısıyla bunları hissetmek hususunda ancak aslında zamanımız müsait. Farkındalık biraz daha belki geniş bir zamana muhtaç. Bilmek hususunda da herhalde uzun uzadıya onlarca belki oturumla bu mevzuda bir şeyler biliyoruz diyebiliriz. Çünkü dünya tarihinin en kritik durumlarından bir tanesi. Özellikle Birinci Dünya Savaşı arkadaşlar, insanlık tarihinin beşinci insan kaybı yaşanmış savaş. Yaklaşık bir rivayete göre 9 milyon, bir rivayete göre yaklaşık 15 milyon civarında insanın öldüğü bu hikayede biliniyor. Birincisi neydi? İkinci Dünya Savaşı. Resmi kayıtlarda yaklaşık 40 milyona yakın insanın İkinci Dünya Savaşı'nda öldüğünü biliyoruz biz. Moğol istilası, rakamlar tabii net rakamlar değil. Bu tür siyasal ve sosyal hikayelerde net envanter, net kayıt tutmak zaten mümkün değil. Bunlar tahmini rakamlar. İkinci Dünya Savaşı için de geçerli. Bu Birinci Dünya Savaşı için de geçerli. Ama ikinci olarak Moğol istilası dillendiriliyor. Yaklaşık 30 milyon civarında insanın bu savaş esnasında öldüğü ifadelendiriliyor arkadaşlar. Bundan sonraki iki insan kaybının yoğun olduğu savaş ve çatışma Çin'le alakalı. Birisi Qin hanedanın 1600'lü yıllarda yine Çin'in egemen bir hanedanı var. Ming hanedanı. Ona dair isyanı, baş kaldırısı. Bu esnada yaklaşık yine 25 milyon civarında insanın öldüğü rivayet ediliyor. Yine Çin'de Taiping isyanı dediğimiz bir isyan var. 1860'lı yıllara tekabül ediyor. Bu isyanda da yine yaklaşık 20 milyon civarında insanın öldüğü söyleniyor. Birinci Dünya Savaşı da 9 milyonla 15 milyon arasında rakamların telaffuz edildiği her halükarda o günün nüfus şartları dikkate alındığında dehşetengiz bir savaş ve milyonlarca insan ölüyor. Bizim Birinci Dünya Savaşı ile alakalı hikayemiz nedir? Bugünkü konumuz aslında bu. Tabii biraz hatırlayalım. Geçen haftalarda İttihat Terakki'den iki hatta atölyemizde bahsetmiştik arkadaşlar. Uzun uzadıya diyebiliriz. Yine İttihat Terakki ile beraber onun iktidara gelişiyle alakalı hikayeyi hissetmeye çalışmıştık. Özellikle ikinci meşrutiyetin ilanı mevzusunu hatırlarsanız bir grup asker sivillerle beraber manastırda ayaklanıyorlar, dağa çıkıyorlar. Telgraflarla İstanbul'a ultimatomlar gönderiyorlar ve diyorlar ki meşrutiyeti ilan et. Meşrutiyeti ilan et arkadaşlar. Abdülhamid'e dair bir ultimatum. Abdülhamid hikayeyi okuyor ve diyor ki bu tehlikeli çünkü bu grup daha sonrasında özellikle Balkanlardaki ordunun müntesiplerinin içinde çok yoğun bir şekilde İttihat Terakki taraftarı olduğu için bu ayaklanmalarda talimatlar akim kalıyor, havada kalıyor. Hiçbir zaman realizasyon imkanı bulmuyor ve İstanbul talimatlarının karşılığının olmadığını hissettiği için çok da manastırdaki bu ayaklanmaya dair sert tavırlar, tutumlar içine girmiyor. Çünkü bunun dalga dalga İstanbul'a kadar, İstanbul'un ötesine kadar da yayılacağını biliyor ve Abdülhamid tatil ettiği meşrutiyeti tekrar daha doğrusu tatilini kaldırıyor. Bu ilginç bir şey. Abdülhamid'in tarzına baktığımızda arkadaşlar, Abdülhamid'in cezalandırması bitirmek değil. Adeta arkadaşlar arasında, eşler arasında, dostlar arasında bir küskünlük formu vardır. Konuşursunuz, konuşmayı devam ettirirsiniz ama eskisi gibi değilsinizdir. Abdülhamid'in tarzı da biraz o. Bitirmiyor, öldürmüyor ama volüm düşürüyor. Ve özellikle birinci meşrutiyeti Abdülhamid iptal etmemiş, ilga etmemiş, kaldırmamış, tatil etmiş. Ama bu tatil 30 sene sürmüş. Mesela Abdülhamid muhaliflerini öldürmüyor. Ama öyle ki sürgünleri var ki o sürgünlerdekiler herhalde ölsek daha iyi diyorlardır. Yani öldürmüyor ama süründürüyor. Meşrutiyeti de kaldırmıyor ama önünde açmıyor.
İşte bu hikayede artık gençlerin özellikle sabrı taşıyor. Bu gençler de daha çok Abdülhamid'in proje çocukları, onun açmış olduğu okullarda okuyan çocuklar, onun hayaller kurduğu çocuklar ve fakat bu çocuklar proje babalarına yani Abdülhamid'e karşı bir yorgunluk, bir bezginlik, biraz da belki iletişimden veya iletişimsizlikten kaynaklanan bir antipati besliyorlar. Neticesi itibariyle Abdülhamid'in proje çocukları Abdülhamid'i meşrutiyete mecbur kılıyorlar. Tarihçinin işi keşke SSA değil ama ve lakin bugünden baktığımızda herhalde Abdülhamid'in bu tatili bu kadar uzun tutması, birinci meşrutiyetle alakalı hikayede bir mahsur vardı. Gayrimüslim özellikle mebusların kalifikasyonu, Müslüman tebaanın kalifikasyonuyla alakalı, mebuslarının kalifikasyonuyla alakalı önlemleri belki yetkince, yeterince almaması ve ikinci meşrutiyeti, daha doğrusu meşrutiyet tatilini bitirmemesi herhalde büyük bir hata olarak ifadelendirilebilir. Bugünden baktığımızda anakronik bir okuma dahi olsa. Velhasılı kelam bu gençler arkadaşlar meşrutiyeti ilan ettiriyorlar. Kanuni esası zaten ilga edilmemişti ama daha aktif hale getiriliyor ve dolayısıyla meşrutiyet tekrar gençlerin gündeminde sadece değil hayatında bir hal kazanıyor. Şimdi arkadaşlar burada bir de küçük bir değini olacak. İttihat ve Terakki Cemiyeti adı üstünde bir cemiyet, yani sosyal bir topluluk. Sosyal topluluk ama ana kap, büyük bir anlamda havuz. Bu havuzdan bir takım organizasyonlar çıkmış. Mesela bunlardan bir tanesi İttihat Terakki Fırkası. Bizim karıştırdığımız bir şey var. İttihat Terakki Cemiyeti ile İttihat Terakki Fırkası aynı şeyler değil. Yani İttihat Terakki Cemiyeti eşittir İttihat Terakki Fırkası değil. İttihat Terakki Cemiyeti'nin bir unsuru sadece fırka, yani parti. Buna teşbihte hata olmasın, buna şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela yakın zamandan bir örnek. Milli Görüş Cemiyeti, aslında Milli Görüş bir camiaydı, yani bir cemiyetti. O cemiyetin bir de partisi vardı. Bir zaman neydi? Milli Selamet Partisi'ydi, Milli Nizam Partisi'ydi, Refah Partisi'ydi, Saadet Partisi'ydi, Fazilet Partisi'ydi. Belki zorlayalım, Has Parti, AK Parti vesaireydi, işin içine katabiliriz. Bir cemiyet var. Bir de bu cemiyetin, yani Milli Görüş Cemiyeti'nin camiasının bir de partisi var. İttihat Terakki Cemiyeti ile fırkası arasındaki ilişki de böyle bir ilişki. Fakat Milli Görüş'te sadece bir parti yoktu, yani Refah Partisi yoktu. Onlarca holding vardı, onlarca vakıf vardı, dernek vardı, yüzlerce okul vardı vesaire vesaire. Gazeteler vardı. Dolayısıyla cemiyetle fırka arasındaki ilintiyi, irtibatı, ilişkiyi bu zeminde telakki etmekte fayda var. Neden? Çünkü 1918 yılında İttihat Terakki Fırkası kendini lağvetti. İttihat Terakki Fırkası kendini lağvederken İttihat Terakki Cemiyeti kendisini lağvetti mi, etmedi mi bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü bu cemiyet çok gizil bir cemiyetti, çok örtük bir cemiyetti, çok kapalı bir cemiyetti, adeta yeraltı cemiyetiydi ve bu gizilliğini en güçlü olduğu dönemde dahi ve hatta İttihat Terakki Fırkası'nın müntesiplerine karşı da bir şemsiye olarak kullanıyordu. Bunu da antre parantez ifade etmiş olalım. İttihat Terakki Cemiyeti arkadaşlar meşrutiyeti ilan ettikten sonra ilk yaptığı işlerden bir tanesi. Bir perspektifle 1908 yılında yapılan Selanik bir anlamda kongresinde cemiyeti siyasi fırkaya çevirdi. Ben bu fikre, bu yaklaşıma çok katılmıyorum. İkinci yaklaşım ne? Cemiyet içinden bir fırka da kurdu. Cemiyet içinden bir fırka da kurdu. Benim buradaki belki dayanağım nedir? Fırka İstanbul'da faaliyetlerini yürütürken cemiyet Selanik'te kongrelerini gerçekleştirirken fırkadan sadece 3 kişi
bu kongrede bulunuyor idi. Yani Selanik'teki kongreler fırkanın bütün müntesiplerinin toplandığı kongreler değildi. Bu da fırka ile cemiyet arasındaki ilintiyi, ilişkiyi izah etmek hususunda küçük belki bir ipucu olabilir. Yanılsama payı da var bu yaklaşımın, ama ve lakin böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Meclis-i Mebusan tekrar kuruluyor ve mebuslar tekrar seçiliyorlar. Çoğunluk İttihat Terakki Cemiyeti'nin nüveleri, unsurları ve 1909 yılında Kamil Paşa kabinesi kuruluyor arkadaşlar. Ve bu kabine çok kısa bir süre içerisinde yine İttihat Terakki Cemiyeti tarafından güvensizlik oyuyla düşürülüyor. Osmanlı tarihindeki tek kabine olarak biliniyor. Güvensizlik oyuyla iktidardan düşen kabine Kamil Paşa kabinesi. İttihat Terakki'yi arkadaşlar 3 zaman dilimine ayırabiliriz. Bu süreçte işte 1908 öncesindeki İttihat Terakki, 1908 ile 1913 arasındaki İttihat Terakki, 1913 ile 1918 arasındaki İttihat Terakki, benim savım, benim yaklaşımım belki 1918'den sonraki İttihat Terakki 4'te diyebiliriz benim perspektifimle. İlk zamanda yani 1908 öncesindeki hikayeyi biliyoruz. Geçen haftalardaki atölyelerimizde bu mevzuya dair konuşmuştuk. 1908 ile 1913 arasında İttihat Terakki'nin çok ilginç bir şekilde bir vesayet mantığıyla mevzuya yaklaştığını ve iktidarla alakalı hususta kendisi içinden veya dışından kurulan hükümetlerin üzerinde bir vesayet kurumu olarak, hatta eli sopalı bir vesayet kurumu olarak bir hikaye yaşadığını biliyoruz. Bu hususta örtük bir perspektifle mevzuya yaklaştığından dolayı geçen haftada ifade ettiğimiz gibi çok gizli insanlar bunlar. Dolayısıyla bir espriye, bir mizaha da mevzu olmuştu. İttihat Terakkicilere ricali gayb diyorlar. Yani görünmez kişiler diyorlar. Aslında bu kavram sufilikte, tasavvufta, tasavvufun da özellikle batıni tarafında kutupluk, aktaplık vesaire hikayesinde kullanılan bir kavram. Ricali gayb, yani dünyayı aslında yönetenler, görüntüde birileri yönetirken geri planda aslında dünyayı yönetenler ricali gayb'tir. Onlar da Allah dostları, evliyaullah'tır gibi bir yaklaşım, bir doktrin, bir inanç tasavvuf dünyasının bir kısmında var. Bunu bir mizah olarak İttihat Terakkicilere diyorlar. Diyorlar ki görünenler var, bir de görünmeyenler var. Iceberg'in bir gözüken tarafı var, bir de gözükmeyen tarafı var. Cemiyet arkadaşlar 1909'da yine bir kongre yapıyor. Bu kongre Selanik'te yine yapılıyor. Çünkü cemiyetin merkezi Selanik. Bu kongrede Mustafa Kemal de bulunuyor. Mustafa Kemal de öğrencilik yıllarından itibaren İttihat Terakki'nin üyelerinden bir tanesi, orta jenerasyon diyebileceğimiz üyelerinden bir tanesi. Yani statüsü itibariyle Ahmet Rızalar jenerasyonu değil, onun bir tık altındaki jenerasyon. Enver Paşa'yla belki, Talat Paşa'yla, Cemal Paşa'yla eşdeğer bir jenerasyondan Mustafa Kemal. O Trablus delegesi olarak bu kongreye katılıyor ve kongrede özellikle Mustafa Kemal'in dile getirdiği en önemli hususlardan bir tanesi, daha sonrasında Cumhuriyet'in ilanı öncesinde Ankara'da, Cumhuriyet'in ilanı sonrasında da yine sıklıkla dile getirdiği ve bir iştahat olarak benimseyip hayata geçirdiği şey, askerlerle siyaset arasında bir nitelikli çizginin olması gerektiği. Eğer siyasetle uğraşılacak ise askerlik görevinin bırakılması gerektiğini o söylevinde dile getirdiği ilk defa gördüğümüz bir hakikat. Bunu daha sonrasında gerek 1920'li yıllarda gerekse 1923 sonrasında yine bir hassasiyet olarak yaşadığını biliyoruz. Onu bu fikrinde o dönemde
Kazım Karabekir Paşa'nın şiddetle desteklediğini biliyoruz ki bu şiddetli destek özellikle Kurtuluş Savaşı esnası ve sonrasında da aynı şekilde realize oluyor. Bu insanlar Kurtuluş Savaşı'nda birbirlerini bulan insanlar değil. Burada arkadaşlar konuyu tam olarak bitirebilir miyiz bilmiyorum. Onun stresini de çok yaşamak istemiyorum. Ama şunu da ifade edeyim. Biraz konunun dışına da çıkabiliriz. İttihat Terakki Fırkası 1918 yılında kendini lağvettiğinde cemiyet faaldi gördüğümüz kadarıyla. Ve cemiyet düğmeye bastı. 1918'den itibaren il ve ilçe bazlı müdafaa-i hukuk cemiyetleri kuruldu. Bu cemiyetler aslında İttihat Terakki Cemiyeti'nin unsurları tarafından, bireyleri tarafından, kulüpleri tarafından kurulmuş idi. Ve hatta sadece müdafaa-i hukuk cemiyetleri gizli toplantılar yapmadılar. Bunlar küçük mitingler yaptılar, ilçe bazlı mitingler yaptılar. Hatta İttihat Terakki Cemiyeti'nin kadın unsurları İstanbul'da Halide Edip Adıvar'ın öncülüğünde, sonrasında Anadolu'da birçok yerde, Kastamonu'da, Amasya'da, İstanbul'un dışında, Balkanlar'da, Erzurum'da, bir takım ilçelerde bir takım mitingler yaptı görüyoruz. Müdafaa-i hukuk cemiyetleri hem Anadolu'da hem Rumeli'de İttihat Terakki Cemiyeti'nin çekirdeğini teşkil ettiği gruplar tarafından harekete geçirilmişti. Sonrasında gördüğümüz şey şu, Sivas'la beraber Anadolu ve Rumeli'deki müdafaa-i hukuk cemiyetleri bir şemsiye altında toplandılar ve Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyeti marifetiyle yeni bir yapılanmaya gidildi. Bu yapılanma relax bir yapılanma, çok organik ve organizasyonel bir yapılanma değil, mefkurede birlik. O mefkure de ülkenin işgalini sonlandırmak, ülkenin düşmüş olduğu bu durumdan ülkeyi kurtarmak idi. Ve arkadaşlar İttihat Terakki Cemiyeti'nin Kurtuluş Savaşı'nın organizasyonunun başat unsuru olduğunu dile getirmek herhalde ifrat olmaz. Ve hatta gerek Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara altındaki yaşananlar, gerek bu esnada İstanbul'daki yaşananların İttihat Terakki Cemiyeti'nden bağımsız okunması hakikate zulmetmek olur. Ve hatta Amasya, sonrasında Erzurum ve sonrasında Sivas'taki kongrelerin yine İttihat Terakki Cemiyeti'nden, yine İstanbul'daki Meclisi Mebusan'dan çok bağımsız okunması çok da mümkün değil. Burada padişahlık unsur olarak nerede arkadaşlar? İkinci meşrutiyetin ilanı esnasında ve sonrasında özellikle padişahlık sembolik bir mahiyete irtikap edilmişti, dönüştürülmüştü. Ve padişahlık aslında en egemen bir şekilde, en son hukuken ve fiilen Abdülhamit tarafından icra edildi. Abdülhamit'ten sonraki padişahlar Meşrutiyet Meclisi tarafından yetkilerinin önemli bir kısmı ellerinden alınan sembolik bir cumhurbaşkanlığı hüviyetindeydi arkadaşlar. Dolayısıyla Mehmet Reşat'ın padişahlığı adeta değil, ta kendisi bir sembolik padişahlıktı. Hükümetin yönetimi onun elinde değildi. Hükümetin hesap vermesi yine ona değildi, meclisiydi. Dolayısıyla zaten zayıf bir padişahlık vardı. Temsili seviyeye yakın bir padişahlık vardı ve fakat padişahlık kurumu Vahdettin esnasında, Birinci Dünya Savaşı Vahdettin'in özellikle iktidara geçtiği dönemi de 1917 olması lazım. Vahdettin Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki şartlarda Türkiye'yi terk edinceye kadar sembolik bir görevi utesinde taşımakla beraber onun da bu mücadeleye en azından ara ara katkıda bulunmaya çalıştığını dile getirmek herhalde mümkündür. Tarihin bize vermiş olduğu veriler esnasında ışığında. O günün siyasal organizasyonel gerçekliğini iyi etüt etmek lazım. Suçlu ve suçsuz tarihçinin hüküm vereceği alan değil, yetki ve selahiyette de değil tarihçi. Ve fakat rollerin bu şekilde icra edildiğini ifade edebiliriz.
Şimdi İttihat Terakki ve Birinci Dünya Savaşı'na giden şartlarda dedik ya 1908 ile 1913 arasında İttihat Terakki kendisini bir vesayet kurumu olarak konumlandırıyor, konuşlandırıyor. Ama bu esnada işler ters gittiğinde küçük müdahaleler de yapmıyor değil. Bunlardan bir tanesi özellikle İttihat Terakki Cemiyeti'ne muhalif bir gazeteci Hasan Fehmi Bey. Hasan Fehmi Bey'in Galata Köprüsü'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından ve fakat İttihat Terakki'ye dair çok sert eleştirel yazılar yazdığından dolayı da muhtemelen ya bir İttihat Terakki Cemiyeti müntesibi tarafından ya da bu suikasti İttihat Terakki Cemiyeti'ne hamletmek, yüklemek iradesindeki başka bir gizli sahip veya faktör tarafından öldürülmesiyle olaylar patlıyor. Ve bu olaylar neticesinde arkadaşlar İttihat Terakki Cemiyeti iktidarına karşı bir ayaklanma gerçekleşiyor. Bu ayaklanmaya biz tarihimizde 31 Mart vakası diyoruz ki o dönemde takvimden kaynaklı miladi aslında 13 Nisan'da gerçekleşmiş bir vaka bu vaka. 31 Mart burada Rumi takvimden kaynaklı bir Rumi takvimle miladi takvimden kaynaklı bir farklılık. Ve 31 Mart vakası arkadaşlar Selanik'ten gelen gruplar tarafından bastırılıyor. Tam bu esnada tarihimizde önemli bir şahsiyet Mahmut Şevket Paşa sahneye çıkıyor. Çünkü 31 Mart vakasının bastırılmasındaki ordunun başındaki kişi o ve bu orduda adeta bir karizma ortaya çıkıyor. Aynı orduda Mustafa Kemal'in de bulunduğunu biliyoruz. Betül bu esnada Mahmut Şevket Paşa'nın bir ses kaydı var. Bunu geçen hafta senden rica etmiştim. İstersen o ses kaydına bir girelim. O günün ruhunu hissetmek adına ben de bu esnada çayımı doldurayım. Tamam hocam, bekliyoruz. Ben ses kaydını açıyorum. Tamamdır. Değerli katılımcılar, sesin gelip gelmediğini chat kısmına yazar mısınız? Ses pek anlaşılmadığı için ekranı büyüteceğim. İsterseniz altyazıyı okuyalım hep birlikte. Böyle daha sağlıklı olur. Ben sana anlatsam, ettim yakınlara gelmesi de durmaktan mütelazı olan. Hani, altı yüklerik muhteşem, muzaffer bir milletin tarihini, ecdadının namusunu, rekeleyen o insan kıyafetindeki şehirler İstanbul'da adlı taburlarını ifade ettirmiş para mukabirinde namuslarını tutan o alçaklarla hayır Rusi askerleri Cebren'de kalan insanlarda istirahat ettirmişler. Orada ne kadar hamiyetli kardeşler, ne kadar genç meşgatli zabitler varsa, kuleti birer kuleti tekniyada, şehit edilenler, işte bu suhatanın içinde Asar Tekin Zıhlısı Kapıtanı Ali Kabul Bey de var. İstanbul'un erbabı namusu pencerelerden bile bakmaya cesaret edemiyorlar. Makar hilafet kana oluyor. Kayda düzen, ordudan imdat bekliyor. Vatan gidiyor, millet mahvoluyor. Ne diyorum? Bizde seferat, bizde hamiyet yok mu? İşte ben tekbir serdekini ordunun masarifi iddiayesine hayatımı da vatanına feda ediyorum. Hürriyetin istihdali tüm benimle beraber İstanbul'a girecek Sicilide kaç kahraman var. Kasa kumandan hepimiz gidecek.
Küllenin sana ziren olacağı, kanımızın son damlasını vatanın meşrutiyeti iktisali için dökmekten, bu uğurdan güle güle can bilmekten, istinad eden ikimizde bir kişi yoktur. Hepimiz hazır emrimize muhtacız. Öyleyse ordu maskeyi kalarak ayy! Evet, hocam, teşekkürler Betül. Hocam burada ne kadar böyle şiddetli ve kinli olduklarını görüyoruz aslında. Çok böyle şehvetli bir ses. Yani. Evet. Ses kaydının gerçek olup olmadığı ile alakalı tartışmalar var. Tartışmalar var ama söylemle alakalı farklı kayıtlardan da bu söylemin yapıldığını biliyoruz. Tabii 1909 böyle bir ses kaydı muhtemelen o günün şartlarında zor bir ihtimali de barındırıyor. Ama her halükarda ne olursa olsun bu ses kaydı ve o ses ve o seste ki söyler değerli, anlamlı bunu ifade edelim. Mahmut Şevket Paşa, karizmatik bir adam, gençler içerisinde özellikle. İlginç arkadaşlar, İttihat Terakki ile olan bağı biraz zayıf ve yani bir üyelik bağının olup olmadığı ile alakalı tartışmalar da var. Ve fakat İttihat Terakki'ci gençler açısından fikrine önem atfedilen bir kişi. Sonrasında da biz Mahmut Şevket Paşa'yı daha farklı görevlerde de görebiliyoruz arkadaşlar. Özellikle Mahmut Şevket Paşa'nın başında olmuş olduğu bu ordu İstanbul'a geliyor ve ayaklanmayı bastırıyor. Ayaklanma arkadaşlar bastırıldıktan kısa bir süre sonra siyasal düzen tesis ediliyor. Tabii İttihat Terakki vesayetini daha da perçinliyor. Tabii Osmanlı zor günlerden geçtiği için savaşların özellikle ve ayrılmaların da yoğunlaştığı günlerden geçtiği için fikir ayrılıkları da var. İttihat Terakki Cemiyeti'nin bu vesayet yönetimine karşı itirazlar da var. 1911 yılında İttihat Terakki'ye karşı mecliste muhalif partiler ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle Hürriyet ve İtiraf Fırkası dikkati çeken nitelikli bir rakip belki. Ve İttihat Terakki Cemiyeti biraz kontrolü elden kaçırmamak kaygısıyla şiddeti benimsemeye başlıyor ki doğasında aslında şiddet var İttihat Terakki'nin. Suikast var, İttihat Terakki'cilerin bir elinde muhakkak surette tabancaları var. Ve İttihat Terakki 1912'deki seçimlerde ki sopalı seçimler olarak geçiyor. İttihat Terakki'nin adayları her yerde seçimi kazanıyorlar. Seçim sert bir seçim. Sandıkta başlayan ve sandıkta biten bir seçim değil. Sopa gölgesinde bir seçim. Bu seçim İttihat Terakki ile alakalı meşruiyeti biraz zedeliyor. İttihat Terakki Cemiyeti arkadaşlar 1913 yılına gelirken radikal bir şey daha yaşıyorlar. Özellikle tarihe Bab-ı Ali baskını olarak geçen baskın ki bu baskında bizi Birinci Dünya Savaşı'na sevk eden süreç o sürecin öncüleri de karizma kazanıyorlar arkadaşlar. Özellikle Balkan Savaşları Osmanlı'nın bütün dengesini bozuyor. Balkan Savaşları'nda kaybedilen topraklar, Birinci Balkan Savaşı hasaten kaybedilen topraklar büyük bir travmaya sebep oluyor. Müthiş bir milliyetçi dalgalanmaya sebep oluyor. Ve İttihat Terakki Cemiyeti yenilginin suçunu hükümete yüklüyor. Dedik ya o güne kadar bir vesayet yönetimi kendisi iktidarı eline almıyor. Kabineyi eline almıyor ama mecliste çoğunluğu elinde tutmakla beraber dışarıda kalmayı tercih ediyor. Ve fakat Balkan Savaşları'ndaki travmatik yenilgiyle beraber 23 Ocak 1913 yılında Enver Paşa'nın başını çektiği bir grup arkadaşlar Bab-ı Ali'de yani mecliste toplantı halindeki
hükümeti basıyor. Yani ne diyelim, başbakanlıktaki hükümeti basıyor. Ve bu baskın esnasında Harbiye Nazırı Nazım Paşa bir kargaşa esnasında öldürülüyor. Yani bu baskında ölümler de gerçekleşiyor. Kamil Paşa iktidardadır, hükümetin başındadır. Başına bir silah dayanıyor ve istifası isteniyor. Silah zoruyla, İttihat Terakki'nin askeri darbesiyle Kamil Paşa iktidarı bırakmak zorunda kalıyor. Ve İttihat Terakki Mahmut Şevket Paşa'yı iktidara getiriyor. İlginçtir arkadaşlar, denge politikasıyla meşhur Abdülhamid'in proje çocukları da siyaseti dengeyle yürütmeyi tercih ediyorlar. Yani bu çocuklar Abdülhamid'in çocukları ve bu çocuklar da ilginç bir şekilde iktidarı ne çoktan alıp bütün bedeli ve riski ellerinde, üzerlerinde tutmayı tercih ediyorlar, ne de bırakabiliyorlar. Ve yine Mahmut Şevket Paşa atraksiyonu da bunun bir göstergesi. Dedik ya, Mahmut Şevket Paşa'nın İttihat Terakki aidiyeti biraz zayıf. Ve bu iktidar, yani Mahmut Şevket Paşa iktidarı çok uzun sürmüyor. 11 Haziran günü arkadaşlar Mahmut Şevket Paşa bir suikaste uğruyor. Bu suikaste tarihimizdeki girift suikastlardan bir tanesi. Kimilerine göre İttihat Terakki Cemiyeti ve bu iktidar düşmanı gruplar tarafından organize edildi. Kimi rivayetlere göre Mahmut Şevket Paşa ile İttihat Terakki arasında fikir ayrılıkları yaşandı ve bundan dolayı aslında bu yine bir İttihat Terakki suikastı. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama ve lakin suikast neticesinde 24 kişinin yargılandıktan sonra idam edildiğini, 250'ye yakın kişinin de meşhur Sinop hapishanesine, yani Sinop karesine, sürgüne, hapishaneye gönderildiğini biliyoruz. O nice şiirlerin yazıldığı meşhur, bugün müze olan Sinop. Sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından değil, Osmanlı tarihi açısından da sert bir sürgün yeri, bir hapishane. Cemiyetin ileri gelenleri arkadaşlar, başta Enver Paşa. Burada özellikle Edirne'yi mevzuba hissediyorlar. Çünkü 1. Balkan Savaşı'nda Edirne elden çıkmış durumda. Edirne'nin özellikle geri alınması ile alakalı atraksiyonlar gerçekleşiyor. Bu atraksiyonlar esnasında ilk defa İttihat Terakki Cemiyeti hükümete giriyor. Kiminle? Enver Paşa'yla, Talat Paşa'yla, Cemal Paşa'yla. Bu da İttihat Terakki tarihinde önemli bir açılım diyebiliriz. Arkadaşlar burada yine İttihat Terakki ile alakalı hikayede, yani bizi Birinci Dünya Savaşı'na sevk eden iktidarla alakalı hikayede dile getirmemiz gereken hususlardan bir tanesi, İttihat Terakki bütün bu kargaşa esnasında soyut işler de yapıyor. İktisadi anlamda bir takım kongrelerin varlığını biliyoruz. İktisadi anlamda bir takım hamlelerin yapıldığını biliyoruz. Altyapıyla alakalı ciddi çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Okul, özellikle Rüştiye ve İdadi sadedinde Abdülhamit dönemindeki sayının üstünde bir sayıda aslında okulun o dönemde açıldığını biliyoruz. Eğitimde özellikle laikleşme süreçlerinin, hatta harf devrimiyle alakalı küçük hareketliliklerin, ki Enver alfabesi dediğimiz bir alfabe var. O alfabede Arap harfleri karakteristiği korunuyor ama Latin harfleri gibi kullanılıyor. Yani birbiriyle ilintili bağımsız değil, pardon, birbiriyle ilintili bağdaşık değil, birbirinden kesik bir şekilde Arap harflerinin kullanıldığını, Latin harfleriyle alakalı yine tartışmaların en azından köşe yazılarında tartışıldığını görüyoruz. Hukukun özellikle laikleşmesi, sekülerleştirilmesi, ki İttihat Terakki Osmanlı'nın birliğinin dini hukuktan seküler hukuka geçişle de mümkün olacağını söylüyor. Dolayısıyla burada da bu tür yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Yine milliyetçilik ve milliyetçiliğin en nitelikli belki göstergelerinden bir tanesi, Türk Ocağı'nın da o süreçte kurulduğunu biliyoruz. İlginç bir şekilde İttihat Terakkicilerin öncülü olan Jön Türklerin, ki Jön Türkler içerisinde de hasaten Mithat Paşa'nın, Ziya Paşa'nın
bu kooperatifçilikle alakalı tecrübeleri İttihat Terakkiciler tarafından da taklit ediliyor diyelim ve kooperatifçiliğinin ciddi anlamda desteklendiğini, girişimciliğin ciddi anlamda desteklendiğini her halükarda bu konjonktürde görebiliyoruz. 1914'te yine seçimler var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sürekli seçimler var. Bu da hükümetlerin sürekli düşürülmesi, meclisin sürekli lağvedilmesiyle alakalı ilintili. Bu seçimde üstün bir, ezici bir, kahir bir güçle, kuvvetle ve göstergeyle ve rakamla İttihat Terakki Cemiyeti'nin çoğunluğu sağladığını görüyoruz. Bu çoğunluğun sağlanmasıyla beraber İttihat Terakki'nin Alman yanlı tarafının daha da tebarüz ettiğini ifade edebiliriz. Şimdi burada Birinci Dünya Savaşı şartlarına geldik. Biraz böyle feedbackli bir belki anlatıdan sonra biraz da ileriye bir gidelim ve 1917 yılında Beylerbeyi olması lazım sarayında Abdülhamit Han ile, ki kendisi o esnada tahttan indirilmiştir, sürgüne gönderilmiştir. Balkan harpleri esnasında Selanik'teyken sürgün hayatı riskten dolayı İstanbul'a taşınmıştır ve İstanbul'da gözaltı devam etmektedir. Rivayet o ki Talat Paşa, ki İttihat Terakki'nin karizmatik ismi Enver Paşa olsa da akıl ve egemen kişi Talat Paşa o dönemde arkadaşlar. Enver bir karizmatik, iki Baba Ali baskınından kaynaklı bir namı var. Üç damat, bu üç husustan dolayı ismini daha çok biliyoruz. Ama İttihat Terakki içerisinde 1913 sonrasında aslında lider yok. Çünkü geçen haftalardan birisinde söylemiştik. İttihat Terakki Cemiyeti 1889'da kendini kurgularken triumvirlik dediğimiz Roma'dan istimbatla, yani Roma'dan ilhamla Fransız devrimi esnasında Fransa'da uygulanan, sonrasında Avrupa'da da devrimci hareketlerde gördüğümüz üçün liderlik sistematiğini benimsiyor. Bu Talat, Cemal, Enver birlikteliği tesadüfi bir birliktelik değil. Bu 1889 yılından itibaren İttihat Terakki'nin şiarlarından bir tanesi. İttihat Terakki Cemiyeti'nin hiçbir zaman egemen lideri olmamış. Peki bunu nasıl doldurmuş? Bu boşluğu nasıl doldurmuş? Bunu da triumvirlik dediğimiz, yani üçüllük dediğimiz bir sistematikle gerçekleştirmiş. Bu da Fransız devriminin öncülerinin ve entelektüellerinin eski Yunan okumaları esnasında ve eski Roma okumaları esnasında tarihin tozlu raflarından çıkardıkları ve o güne taşıdıkları bir uygulama. İşte bu triyum hikayesinde, Enver, Talat ve Cemal içerisinde akıl dediğimiz hikaye daha çok Talat'ta, aktiflik dediğimiz hikaye daha çok Enver'de, yani o bedenin özellikle aklı Talat, kalbi Enver ve bedeni Cemal, özellikle askeri tarafta. Dolayısıyla böyle bir üçün bir gerçeklikte var diyelim. Şimdi bu yapının içindeki Talat, aklı başında bir adam, vatanperver bir adam ve Abdülhamid'in huzuruna gidiyor arkadaşlar. Abdülhamid'in huzuruna gidiyor ve diyor ki, ey şefketli sultanım, biz bir içtihatta bulunduk, savaşa girdik. 1917 arkadaşlar, Abdülhamid'in de vefatından 3-4 ay önce. Biz bu savaşta artık cephelerden mağlubiyetler haberleri alıyoruz ve bir hal çaresini bulamadık aleyhimize olan bu gidişatın. Bize bir akıl ver. Abdülhamid merhum ona evladım Talat diyor. Gerçekten de evladı Talat, evladı Enver, evladı Cemal. Evladım Talat diyor. Keşke bu savaşa girmeden önce bu istişareye ihtiyaç duysa idiniz. Keşke bu savaşa girmeden önce bu istişareye ihtiyaç duysaydınız. Ama siz bu savaşa girdiniz, bu içtihatta bulundunuz ve şu an itibariyle de Osmanlı her cepheden senin ifade ettiğin gibi
mağlubiyet haberleri alıyorum. Siz okullarınızda ki kendi kurduğu okullar, kendi tayin ettiği müfredat, kendi görevlendirdiği, maaşlandırdığı hocalar, öğretmenler, mürebbiler, siz bu eğitimler esnasında büyük savaşlarda kara orduları değil, deniz ordularına hakim olanların mutlak galip olacaklarını bilmiyor mu idiniz? Duymadınız mı? Size bu öğretilmedi mi? İngilizler varken bu savaşa neden Almanlarla beraber girdiniz diyor. Abdülhamit bunu diyor. Talat tabii izahını yapıyor. İzahı şu arkadaşlar. Gerçekten de 1912'de, 13'te, 14'te bir cihan harbinin, bir cihan savaşının yaşanacağı hissediliyor, biliniyor. Avrupa devletlerinin birbirleriyle bir sert savaşa girecekleri biliniyor. Çünkü Almanlar siyasal ittifaklarını 1871'de tamamladılar. İtalyanlar hakeza 1870'li yılların hemen başında tamamladılar. Ve dolayısıyla sofra kurulmuş, İngiltere ve Fransa ve benzeri ülkeler sofrada büyük yerler edinmişlerdi. Almanlar ve İtalyanlar başta olmak üzere Uzak Asya'da yine Japonlar bu sofradan istifade etmek istiyorlardı. Bu bir çıkar kavgasıydı ve bu çıkar kavgası bir savaşa irtikap edecek idi. Bunu bizim münevverlerimiz de okumuşlardı ve fakat biz biliyoruz ki tarihen İttihat Terakki Cemiyeti'nin ve fırkasının unsurlarının birkaç defa Paris'te ve Londra'da bu savaşta kendileriyle beraber yer edinmek istediklerini arz ettiklerini ve fakat ne İngiltere'nin ne Fransa'nın buna iltifat etmediğini. Bunun üzerine İttihat Terakki Cemiyeti'nin Almanlara gittiğini, Almanların da aslında Osmanlı ile alakalı aman aman gel benimle beraber bu savaşta yer al diyecek tadda ve bir anlamda tavırda olmadığını ve fakat bir muhasebe ile Osmanlı'nın savaşa girdiği takdirde en azından mücadele ettiği, yani Almanya'nın mücadele ettiği Fransa ve İngiltere'nin dikkatini dağıtacağını ve dolayısıyla kendisi kavga ederken Osmanlı'nın da İngiltere'nin Fransa'nın paçasından belki çekeceğini, dikkat dağıtacağını düşündüğünden dolayı Osmanlı'yı savaşa kabul eder birlikte. Bu aslında bir bedeldir çünkü Osmanlı tırnak içinde yüzyıllarca egemen olduğu Bulgar Çete Devleti'nin madarası olmuştur, maskarası olmuştur 1. Balkan Harbi'nde. Bulgarlar Edirne'yi almışlar, İstanbul'a da yeltenmişlerdir. Kendi aralarında kavga etmeselerdi muhtemelen de Bulgar ordusu arkadaşlar İstanbul'a da gelirdi. Orada belki Osmanlı'yı rahatlatan şey Yunanlarla, Sırplarla vesaire Bulgarların yaşadığı hikaye. Bundan dolayı bu nefesi alamadılar. Bu nefesle, bu solukla İstanbul'a belki gelemediler. Dolayısıyla Almanlar şunun farkındaydı. Osmanlı savaşa girdiği takdirde tecihiz açısından, silah açısından desteklenmesi lazım. Bu bir bagaj Almanlar için. Sistem açısından tecihiz edilmesi lazım, donatılması lazım, takviye edilmesi lazım. Bu bir bagaj, bu kadar büyük bir hesaplaşmaya girerken Almanlar için. Yine insan kaynağı açısından da arkadaşlar Osmanlı ordusunun yine takviye edilmesi lazım. Hatırlarsınız bizim Çanakkale Savaşı'nda, Çanakkale Harbi'nde başkumandanımız bir Alman ve hatta bizim 1. Dünya Savaşı'nda genelkurmayımız da Alman ve Almanlardan müteşekkil generaller, paşalar var değil mi? Mesela von der Paşa'nın hatıratını okuduğunuzda bunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar Almanya Osmanlı'nın kendisiyle beraber bu savaşa girdiği takdirde bunun ne anlama geldiğini biliyordu ama buna rağmen dedi ki dikkat dağıtır bu savaşa girdiği takdirde. Ve Osmanlı savaşa, 1. Dünya Savaşı'na girdi arkadaşlar. Şimdi 1. Dünya Savaşı'nı biraz hissedelim. Nedir 1. Dünya Savaşı? Burada bir ara vereyim isterseniz.
buraya kadar gelen süreçle alakalı, anlatıyla alakalı, hikayeyle alakalı sorusu veya görüş olan var mıdır? Söz vereyim, ben de soluklanmış olayım. Sonra devam edelim. Değerli katılımcılar, bölüm söz alabilirsiniz. Hocam el kaldıran olursa eğer onlara kadar chatten birkaç soru vardı, ben onları okuyayım. Mücahit Bey demiş ki, hocam Kazım Karabekir Enveriye alfabesini asıl ortaya çıkaran kişinin kendisi olduğunu iddia ediyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Yani iddia edebilir ama 1800'lerin ortasından itibaren bu mevzular hep dillendirilmiş, konuşulmuş. Çünkü özellikle burada Türkçenin Arap harfleriyle yazımının işlevselliği ile alakalı tartışmalar yapılmış. Bir, iki, bizim tırnak içinde Avrupa ile entegrasyonumuz açısından en önemli engellerimizden bir tanesinin alfabe olduğu dillendirilmiş. Zaten Osmanlı münevverleri 1800'lü yıllarda arkadaşlar iki alfabelidir. Fransızca başta olmak üzere yabancı dil zaten münevverler biliyorlar. Dolayısıyla bugün Araplar içinde nasıl ki Arap alfabesi de biliniyor, işte Latin alfabesi de biliniyor veya Japonlar veya Çinliler kendi alfabelerini bilmekle beraber bir de Latin alfabesini biliyor. 1800'lü yıllarda Osmanlı münevverleri zaten yani harf devriminden sonra biz Latince ile tanışmadık. Bizim münevverlerimiz Latince ile tanışmadı. Bizim gayrimüslim tebaanın özellikle arkadaşlar gazeteleri, mecmuaları çoğunlukla zaten Latince çıkıyor. Dolayısıyla hem yabancı dil hem de gayrimüslim tebaadan kaynaklı Latin alfabesi gündemimizde, hayatımızda, raflarımızda, masalarımızda. Hocam teşekkür ederiz. Muhammed Enes Bey el kaldırmış. Buyurun sesinizi açıp konuşabilirsiniz. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim sorum Osmanlı İmparatorluğu'nun Alman İttifakı ile ilgili olacaktı. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların yanında yer almasının aslında Osmanlı Devleti'nin son planı olduğu, ittifak planı olduğu söyleniliyor. Onun işte Almanlardan önce İngilizlerle, Fransızlarla, Ruslarla evet. Görüşüldüğü, son çare olarak Almanlarla ittifak yapıldığı söyleniyor. Hatta daha ileri bir şeyde bir okuduğum kitapta şöyle anlatıyordu. Enver Paşa'nın dönemin Rus Dışişleri Bakanı ile beraber bir görüşme yaptığı, burada eğer bir ittifak yapılırsa Enver Paşa'nın bütün Alman komuta kademesinin Türkiye'den yurt dışı edileceğin sözünün verdiği, ama bunun gerçi yani faaliyete geçirilmediği söyleniyor. Bu ne kadar doğru? Teşekkür ederim. Doğru çünkü Osmanlı özellikle münevverleri ve askeriyesi Abdülhamid'in de ifade ettiği gibi savaşlar tarihini ve savaşlarda özellikle ordu dengelerini, kabiliyetlerini az çok okuyabiliyorlar. Bugün hava kuvvetleri ne ise, değil mi arkadaşlar? O günün şartlarında deniz kuvvetleri o anlamda idi. Deniz kuvveti itibariyle de İngiltere'nin özellikle ve Fransa'nın ne olduğunu biliyorlar. Muhtemelen dediğim gibi Fransa ve İngiltere, tabi Osmanlı'ya şunu söyleyemiyor. Bizim aramızdaki kavganın sebebi aslında sensin. Biz kendi aramızdaki hesaplaşmadan sonra seni iç etmek emelindeyiz. Dolayısıyla bu kavgayı zaten senin için veremiyoruz. Bu kavgayı zaten senin için veriyoruz herhalde diyemediler. Çünkü savaşın galipleri, savaşın esnasında ve öncesindeki imparatorlukları, özelde de Osmanlı İmparatorluğunu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğunu, Japon İmparatorluğunu hedef almışlardı. Bu bir paylaşım kavgasıydı, bir sofra kavgasıydı. Hocam teşekkür ederiz. Yorum da alalım, sonra devam edelim. Osman Bey herhalde. Görüyorum. Hocam ben iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sanki sorumun cevabını aldım gibi. Ben Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti girmek zorunda mıydı? Yani savaş Osmanlı için kaçınılmaz mı diye soracaktım ki siz
az çok cevap verdiniz. Yani Osmanlı savaşa girmese idi de arkadaşlar, savaş sonrasında sofradaydı. Burada bir kumar oynandı. Riskliydi. Olmadı. Ne yazık ki. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nı biraz etüt edelim. Birinci Dünya Savaşı nedir biraz belki konuşalım. Biraz aşağı inmemize fayda var. Arkadaşlar Osmanlı, Avrupa tarihi açısından Westfalia Anlaşması mihenktir. Bugünkü Avrupa'yı anlamak açısından da Westfalia çok önemlidir. Özellikle tarihte bizim 30 yıl savaşları olarak bildiğimiz çok sert bir savaş var. Tekabül ettiği tarih 1618'de 1648. Bu savaş Avrupa tarihi açısından çok güçlü bir savaş. Bu savaş esnasında özellikle bugünkü Fransa ile bugünkü Almanya'nın öncülleri birbirleriyle çok sert bir kavgaya giriyorlar. Ve bu savaştan Fransa güçlü bir şekilde çıkıyor ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve Habsburg Hanedanı ezik bir şekilde çıkıyor. Ve özellikle hem Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, yani sonrasındaki Prusya ve Almanya'nın ve Avusturya Habsburg Hanedanı'nın zayıflaması hikayesi 1800'lü yılların sonlarına kadar devam ediyor. Yani yaklaşık 200 yıllık bir kilitlenme, 200 yıllık bir arda düşme, geriye düşme hikayesi. Ve Alman toplumu özellikle bu esnada yüzlerce prenslik, birkaç da krallık üzerinden birlikteliklerini sağlayamıyorlar, ayrışıyorlar. Ve fakat bu esnada özellikle İngiltere ve Fransa başta olmak üzere diğer güçler sömürge hikayesinde müthiş bir mesafe kat ediyorlar. Sanayi devrimi bunun sonuçlarından bir tanesi oluyor. Kentleşme bunun sonuçlarından bir tanesi oluyor. Üretmekten kaynaklı pazar arayışı ve pazar arayışından kaynaklı yeni tip sömürge hikayesi bunlardan bir tanesi oluyor. İşte tam bu hikaye gerçekleşmişken arkadaşlar Viyana Anlaşması 1815 yılında Viyana Anlaşması Westfalia'dan sonraki konjonktürü yeni bir hikayeye tevdi ediyor. Dünyaya yeni bir statü, dünyaya yeni bir güçler dengesi veriliyor. Şimdi burada bizim açımızdan önemli hususlardan bir tanesi, biz tam bu esnada 1826 Vakai Hayriye ile kendi içimizdeki tırnak içinde bir sorunu çözdüğümüzü vehmediyoruz. Bence bir vehimdi bugünden baktığımızda. Onun yerine yani Yeniçeri Ocağı'nın yerine bir ordu Asakir-i Mansure-i Muhammediye ve yeni bir bürokrasi, özellikle tercüme odası ve kitabet odasından kaynaklı bir bürokrasi teşkil ediyoruz. Çünkü Yeniçeri Ocağı askeri tarafı ama bir de devşirme sınıfının oluşturmuş olduğu Enderun'daki eğitimle beraber ortaya çıkan bir bürokratik hikaye var. İşte tam bunlar yaşanırken biz 1826'lı yıllarda bu darbeden, yani Yeniçeri Ocağı'na karşı darbeden kaynaklı bir komplikasyon yaşıyoruz ve bir iktisadi kriz yaşıyoruz. Ve bu iktisadi kriz bugüne kadar bizim yaşamış olduğumuz bir hikayenin nitelikli başlangıcı oluyor. O da borçlanmak. Devletin borçlanması, milletin borçlanması, dolayısıyla borçlanma. Ve aslında egemenliğin arkadaşlar en önemli unsurlarından bir tanesi ekonomik bağımsızlıktır. Osmanlı 1826 ile beraber ekonomik bağımsızlığını ipotek altına almıştır. Ve bu hikaye bizi Kırım Savaşı'na götürmüştür. 1853 ile 1856 yılları arasında Osmanlı açısından, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından Ege neyse arkadaşlar, Osmanlı açısından o tarihlerde Kırım oydu. Kırım o kadar önemliydi. Biz Ege'mizi kaybettik. Yani Kırım'ı kaybettik. Kırım Savaşı Rusya'nın egemenliğiyle, başarısıyla, galibiyetiyle sonuçlandı.
Sonuçlandı sonuçlanmasına ama bu esnada Kırım Savaşı öncesi, esnası ve sonrasında Osmanlı yine İngiltere'ye, Fransa'ya daha çok borçlandı. Aslında bu hani La Fontaine'in masallarındaki iki karganın paylaşamadığı peyniri paylaştıran tilki misali, Avrupa devletleri özellikle Osmanlı'nın Rusya ile bu mücadeleleri esnasında peyniri lehlerine hep paylaştırdılar. Ve neticesi itibariyle buradan hep mevzi kazandılar. 1870 yılında İtalya birliğini sağladı arkadaşlar. Ve İtalya ile beraber Almanya'da birliğini sağladı ve dünyadaki denklem bozuldu. Çünkü o denklemde daha öncesinde İngiltere vardı, Fransa vardı. İngiltere İspanya'yı daha öncesinde elemine etmişti, donanmasını tahrip ederek. Yine Rusya vardı. Altın Orda Devleti'nden bir anlamda ortaya çıkan boşluğu dolduran Rus Moskova Prensliği hızlı bir şekilde başta Polonya olmak üzere Avrupa devletlerinin hüküm ferma durumunu iptal etmişti ve hızlı bir şekilde aşağıya doğru inmeye başlamıştı. Bir taraftan Kafkaslar, bir taraftan Balkanlarda da Osmanlı'ya dair bir stres bu süre gelmişti. Dünyada da bir güçtü. Amerika Birleşik Devletleri 1800'lü yıllarda çok akıllıca bir doktrinin peşindeydi. O da Monroe doktrini. Amerika Birleşik Devletleri'nin hatırladığım kadarıyla 5. başkanı şöyle bir doktrin, şöyle bir ultimatom ilan etmişti bütün dünyaya, özelde Avrupa'ya. Ey dünya, özelde Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri olarak biz Güney Amerika'daki ulusların bağımsızlık mücadelelerinde onlarla beraberiz. Onların tarafındayız. Çok radikal bir şey bu o gün. İngiltere'ye karşı bunu söylemek, Fransa'ya karşı bunu söylemek, İspanya'ya, Portekiz'e karşı bunu söylemek yürek yemek gerektirir. Amerika Birleşik Devletleri o yüreği yemişti arkadaşlar. İkinci husus, Monroe doktrini devamen şunu söylüyordu. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın kendi içindeki savaşlarda da taraf değildir. Bu doktrindeki bu cümle, ki Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar bir doktrinler devletidir. Monroe doktrini 100 yıl yetmiştir. Wilson doktrini ve prensipleri 1918'e kadar. Wilson prensipleri 1946'ya kadar, neredeyse 45'e kadar diyelim, yetmişti. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ni adeta bu iki doktrin ayakta tutmuştu. Dolayısıyla bu doktrinler aslında dünyaya şu mesajı veriyordu. Avrupa devletlerinin tasallutundan kurtulmak hususunda ben sizin isterseniz haminiz, isterseniz abiniz, isterseniz kardeşinizim. Bu zokayı bütün dünya yutmuştu. Çin yutmuştu mesela. Osmanlı da yutmuştu. 1800'lü yıllarda Osmanlı topraklarında bine bani Amerikan kolejinin olmasının hikmeti buydu. Amerika Birleşik Devletleri'ni Avrupa devletlerine dair bir denge unsuru olarak benimsemişti Osmanlı. Ve hasaten Rusya'nın Osmanlı'ya tasallutu esnasındaki Slav nüfusa ve Ortodoks nüfusa sirayetini de engelleyebilmek hususunda Amerikan misyonerlerine Osmanlı neredeyse kapılarını sonuna kadar açmış ve gelin Ortodoksları protestanlaştırın ve dolayısıyla Rusya'nın elindeki o güçlü Ortodoks hamidi kartını boşa çıkarın demişti. Dolayısıyla bu zokayı Osmanlı da yutmuştu. Bu zokayı Latin Amerika ülkeleri de yutmuştu. Amerika Birleşik Devletleri bu vesileyle Latin Amerika topluluklarının Avrupa devletlerine karşı mücadelelerinde yanlarında olmuştu. Onlara silah sevkiyatı gerçekleştirmişti. Ve bu şekilde ekonomisini silah ekonomisi üzerine inşa etmişti. Ama Latin Amerika ulusları Avrupa devletlerini elemine ettiklerinde Amerika Birleşik Devletleri bu sefer onların üzerine mütegallibi olarak yönelmişti. Ve fakat en önemli şey de belki şu, kuzeyde olduğu gibi güneyde bir Birleşik Amerika kurmalarına müsaade etmemişti ki Latin Amerika'nın en karizmatik lideri Simon Bolivar'ın o karizmasına rağmen birleşik bir Güney Amerika devletini kuramayışının herhalde en büyük sebebi kuzeydeki birlikteliğin arka bahçesi olarak konumlandırdığı güneyde böyle bir siyasal organizasyonu
istememesi idi arkadaşlar. İşte dünya böyle dengeler içinde bu ülkeler tarafından bir rekabet sahası haline getirilmişti. Ve arkadaşlar 1870'ten sonra Almanya'nın 1870'ten sonra İtalya'nın Uzak Asya'da da Uzak Asya'nın Almanları Japonya'nın psikozu sorunlu idi. Geç kalmışlık psikozu. Geç kalmışlık bir anlamda ruh haleti ve bu geç kalmışlık ruh haletiyle acil çözümler ve acil bir anlamda kararlar almışlardı. Hızlı bir şekilde silahlanmaya başlamışlardı. Ve her ikisi de kendileri için kolay olan lokmaya yönelmişti. Almanların kızıl elması Orta Doğu'ydu mesela. Ki bunu da çok sofistike bir şekilde realize etmişlerdi. Hani biz dünyayı dengeleyerek, dünyada denge oyunları güderek ayakta kalmayı düşünürken aslında denge politikamız dengeye tabiydi. Almanlar da bizim İngilizlerle, bizim Fransızlarla, bizim Ruslarla olan hikayemizden dolayı bize kapılarını sonuna kadar açmıştı. Mesela İngiltere'nin beslenme havuzu olan Hindistan yolunu hedefe almıştı. Bunu kontrol altına alabilmek hususunda Fransa içinde, İngiltere içinde kritik olan Mısır'ı hedefe almıştı ve Abdülhamid'e özellikle Hicaz demiryolu hikayesinde açık çek vermişlerdi. Biz de bunu bir pragmatik bir mülahaza ile benimsemiştik. Aslında Almanlar ki Almanların tren hattı güzergahında özellikle küçük Alman mezarlıkları görebilirsiniz. Binlerce insanıyla buraları inşa etmişti. Bu bize dair ticari bir teşekkür ve teşebbüs değil, aslında kendisine dair uzun erimli, belki orta ve uzun vadeli bir stratejinin gereğiydi. Yani o demir yolu bize yapılmıyordu. Zaten bizim de değildi çünkü Almanlar yap işlet devlet modeliyle neredeyse bunu benimsemişlerdi. Ve hatta bu esnada demir hattının sağındaki solundaki belirli kilometre alanını da bir nevi biz onlara tenlik etmiştik. Dolayısıyla bu hikayede böyle sofistike denge savaşları var arkadaşlar. Özellikle siyasal anlamda hikaye böyleyken ekonomik anlamda da ciddi anlamda sıkıntılar, sorunlar vardı. Biraz geriye gidelim. İngiltere'deki hanedan Tudor hanedanlığı ve bu hanedanlık özellikle İskoçya'daki ki İngiliz tarihini hissedebilmek hususunda arkadaşlar, İskoç aydınlanmasını bilmemek İngiliz tarihini bilmemek demektir, ıskalamak demektir. Tudor hanedanı ile İskoçya'daki Stuart hanedanı arasındaki evlenmeler neticesinde arkadaşlar iki geleneksel düşman birbirine yaklaşmıştı. Bu tarih 1500'lerin ortaları. Özellikle bu evlenmeler neticesinde İskoçya kralı 1. James İngiltere kralı olmuştu. Ve bu hikaye 1700 yılında iki krallığın birleştiği tekil bir krallığın ortaya çıktığı anlaşmayla da taçlanmıştı. Ve bizim bugün Büyük Britanya dediğimiz Britanya 1700 yılında bu süre gelmişti. Daha öncesindeki bir takım iç mücadeleler, savaşlar vesaireyle beraber Magna Carta'dan yani 1215'ten itibaren 1649-50'li yıllardaki hatta 65'li yıllardaki meşruti idareye geçişle ilgili mesafe kaydı. 1700'lü yıllarda taçlanmıştı. Yani İngiltere kendi hikayesinde kendisiyle yüzleşmiş, kendi içindeki bir takım sorunları çözmüştü. 1700'lü yıllardan sonra da İngiltere'nin dünya tarihi açısından sanayi devrimi olarak bilmiş olduğumuz devrimle taçlandığı bir dönem ortaya çıkmıştı. Ve bu durum özellikle Avrupa devletleri ve milletleri açısından bir risk olarak da okunmaya başlanmıştı. Fransa hakeza Fransız devrimi esnasında ve sonrasında yeni bir yapılanmaya gitmişti. Onlar özellikle Napolyon'un Waterloo muharebesinde yenilmesiyle beraber krallığa geri dönseler de Fransız devriminin bütün umdelerini, bütün unsurlarını artık hissetmişler ve benimsemişlerdi. Ve hikayelerine yine devam etmişlerdi.
Ve iktisadi anlamda Fransa'da da ciddi anlamda sorunlar, sıkıntılar vardı. Çünkü devrim dengelerini bozmuştu. Ki devrimler arkadaşlar çoğu zaman ve inkılaplar ve darbeler çoğu zaman iktisadi krizleri de doğurur. Fransa'da bunu yaşamıştı. Rusya hakeza gelebileceği en büyük alana ulaşmıştı ve o alandan sonra belki aşması gereken bariyer Osmanlı'ydı. Osmanlı'yı aşmayla alakalı çok nitelikli bir efor sarf ediyordu. Arada İran'ı da yokluyordu. Arada Afganistan'ı da yokluyordu. Ama İran ve Afganistan Rusya açısından çok cazip değildi. Çünkü Rusya'nın emeli Akdeniz'e açılmaktı. Çünkü Akdeniz'de bulunmak dünyada söz sahibi olmak demekti o günlerde. Dolayısıyla Rusya da buna dair bir çaba içindeydi. Ve fakat Rusya'nın Uzak Asya'da bir rakibi vardı. Uzak Asya'nın Almanları, Japonlar. Ve Japonlar çok emperyal bir çıkış göstermişlerdi dünya sahnesine. Çin istilası, Kore ile alakalı istila teşebbüsleri, Japon tabiatını hissetmek hususunda önemli bir veri bizim için arkadaşlar. Hakeza Almanya geç kalmıştı, İtalya geç kalmıştı, Avusturya, Macaristan bu birlikteliği devam ettirecek bir kudrette, keyfiyette değildi. Balkanlar bir cadı kazanı idi. Osmanlı aslında 90 dakikayı bitirmiş. Hakem tarafından, hakemin kulağına fısıldandığından dolayı, maçı bitirmedendiğinden dolayı maçta top gezdiriyordu. İşte tam bu hikayenin tam ortasında arkadaşlar, tam ortasında dünya 1900'lü yılların başında şunu görmüştü. Bütün bu sorun alanları büyük bir savaşı getirecek. Ve bu savaşta küçük bir savaş olmayacak. Biz arkadaşlar özellikle bu savaşa baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri bu savaşa girinceye kadar bu savaşı Avrupa Savaşı olarak tanımlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin girmesiyle beraber tarihimizde Birinci Dünya Savaşı, Birinci Cihan Harbi olarak isimlendirdiğimiz bu harp şekillenmiş oldu. Nasıl oldu? 28 Haziran 1914 günü Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı Franz Ferdinand Saraybosna'yı ziyaret etti ve Saraybosna'da bir Sırp milliyetçisi tarafından Gavrilo Princip tarafından eşiyle beraber Prenses Sofia arkadaşlar bir suikaste uğradı. Ve iki hanedanı yani Avusturya ve Macaristan hanedanını birlikte tutan Habsburg hanedanının tek veliahtı öldürülmüştü. Bu çok elim bir durumdu Avusturya Macaristan İmparatorluğu açısından. Avusturya hükümeti buna çok sert bir tepki gösterdi. Fakat bu esnada tabii dengeler de güdülmek durumundaydı. Özellikle bir tarafta Rusya vardı. Bir tarafta Balkanlardan kaynaklı Osmanlı vardı. İngiltere vardı, Fransa vardı, Almanya vardı, İtalya vardı. Dolayısıyla dengeli bir çıkış yapmalıydı ama buna da sessiz kalamazdı. Dolayısıyla 48 saatliğine bir nota vardı. Ve bu nota ile özellikle Sırbistan'a çok sert bir takım meydeler empoze ediyordu. Sırbistan Slav olması sebebiyle ve Ortodoks olması sebebiyle ve Rusya ile daha öncesinde teşriki mesaisi Osmanlı'ya dair de olması sebebiyle Sırbistan neredeyse Rusya'ya iltica etti ve Rusya'yı arkasına alma ihtiyacı duydu. Bunun üzerine Avusturya Macaristan arkadaşlar 28 Temmuz'da Belgrad'ı bombalamaya başladı. Dolayısıyla savaş artık başlamıştı. Sırbistan'a savaş açılmasıyla beraber Rusya gecikmedi. 2-3 gün sonra 31 Temmuz'da savaşa girdi. Rusya'nın savaşa girmesiyle beraber Almanya savaşa girdi. Fransa savaşa girdi. Sonrasında İngiltere savaşa girdi. Dolayısıyla Belçika bir domino taşı misali Avrupa ülkeleri bir anda büyük bir savaşın içine girmişlerdi. Adeta 1600'lü yıllardaki 30 yıl savaşları tadında bir savaş iklimi vardı.
Peki bu esnada Osmanlı neredeydi? Bu esnada Osmanlı aslında savaşın içine girmişti. Savaşın bir anlamda içindeydi. Çünkü Almanya ile artık anlaşılmıştı ve Almanya'dan gelen iki fırkateynin İngiltere tarafından takibi ve tarassut altına alınmak istenmesi esnasında Çanakkale kapıları açıldı. Bu iki gemi Marmara'ya geldi. Flambaları değiştirildi. Askerlerin kıyafeti değiştirildi. Osmanlı uyruğuna askerler girdi ve bu gemiler Karadeniz'e çıkarıldı. Karadeniz'e çıkarılmasıyla beraber Rus limanlarını bu gemiler bombaladığında artık fiilen de Osmanlı savaşa çok kısa bir süre içerisinde arkadaşlar girmişti. Bu şekilde bugün isterseniz konuya son verelim.